Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayım. Bu defa ne yapacağız peki? İkinci dönem, ikinci yazılar geldi çattı. 10. sınıf, ikinci dönem, ikinci kimya yazılısına hep birlikte güzelce hazırlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir programımıza göz atalım. Kimya ile başlıyor yazılı kampımız zaten. Sonrasında biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik, tarih neredeyse bütün dersler için yanınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şahane bir kamp programı bizi bekliyor olacak. O zaman içerikte neler var? biz neler yapacağız karşımıza neler çıkacak ödevlendirmelerimiz nasıl olacak onlardan şöyle bir bahsedelim bakalım Arkadaşlar öğrenci notlarımıza geçmeden önce şunu bir e, paylaşalım tabii ki. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı bizim için çok güzel bir kaynak hazırladı, çalışma hazırladı ve senaryolar sundu bize. Yani hangi ünitelerden, hangi kazanımlardan kaç soru çıkacak, nasıl çıkacak şeklinde farklı farklı yazılı senaryoları bizim için hazırladı. Dolayısıyla çalışırken de aslında bizim için çok önemli kolaylıklar sağlayacak bir çalışma var karşımızda. Sadece bu senaryolar ve kazanım bilgileri değil, aynı zamanda bunun içerisinde örnek sorular... Örnek senaryolar da e, yine yayınlanmış oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu senaryoları çözmemiz bu senaryoları şöyle gözden geçirmemiz e, hangi tip sorularla karşılaşacağımız konusunda da bize bilgi sunmuş olacak. E, Biz de tabii ki e, yazılı kaynağımızı hazırlarken bunu çalışmalarımızı yaparken e, bu kaynağa önem verdik. Çok benzer sorular aynı nitelikte sorular üzerinden ilerlemeye çalıştık ve özellikle de bazı sorular birebir sadece küçük değişikliklerle hazırlanmış sorular olacak ve bunları hep birlikte çözüyor olacağız. Peki ödevlendirmemiz nasıl olacak arkadaşlar 10. sınıf 2. dönem yazılı notları kaynağımız e, biliyorsunuz çok yoğun olarak da kullanıyorsunuz şimdiye kadar çok faydalandık faydalanmaya devam edeceğiz. Kaynağımız oldukça küçük e, ve çok önemli ve özet bilgileri içeren bir kaynak olarak karşımıza çıkacak gördüğünüz gibi tüm dersleri içeriyor arkadaşlar e, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere e, neredeyse bütün derslere ait içerikler var ve ihtiyaç duyduğumuz, gerekli olan önemli bilgilerin hepsine yer verilmiş bir kaynak var. Çok kısa sürede, çok hızlı bir şekilde ihtiyaç duyduğumuz bilgileri edinmemizi sağlayacak bir kaynak. Bir kere bunu e, yanımızdan hiç eksik etmiyoruz. Sonrasında yazılı denemelerimiz var. Bu da çok çok önemli, çok faydası olacak bir kaynak olarak karşımızda olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, neredeyse bütün derslere ait bilgiler var ee, ve bununla ilgili provalar karşımıza çıkacak. Yazılı tipinde ve e, karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek soru tiplerine ve bilgilere yer veren bir kaynağımız var. E, bu kaynağı da tamamlamamız yazılılar için bize çok önemli yol kat ettirecektir. Bunu da unutmuyoruz. Bu ...kaynağı da e, bitirmekte çok önemli bir fayda var. Ve bununla da sınırlı tutmuyoruz arkadaşlar. E, 10. sınıfı bu şekilde tamamlamış olacağız yazılımın ardından. Ve şimdiden 11. sınıfı hazırlığa da başlamamız gerekiyor. Bunun için de 10'dan 11'e hazırlık kitabı bizim için çok değerli olacak arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji kaynaklarını e, konularını içeren bir kaynağımız var karşımızda. E, ki hemen hiç vakit kaybetmeden... E, Yaz kampımızda başlıyor olacak bu yaz kampında da 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken neleri biliyorduk, neleri aklımızda tutmamız gerekiyordu, e neleri tekrar etmemiz gerekiyor bununla ilgili çok güzel bir çalışma bizi bekliyor olacak. O yüzden hiç vakit kaybetmeden 11. sınıf kanalına da abone olun ki orada da hiçbir şeyi kaçırmadan yolumuza devam edebilelim. Şimdi geçelim yazıldan biraz bahsetmeye. Arkadaşlar öncelikle öğrenci notlarını şöyle bir göz alanına alacak olursak karışımlar ünitesiyle başlayacak sınavımız. Karışımları sınıflandırarak başlamıştık. Sonrasında çözünme olayı, derişim birimleri, koligatif özellikler ve karışımların ayrıştırılma yöntemleri üzerine konuşmuştuk. Bunların her birinden karşımıza soru çıkma ihtimali olacak. Üçüncü ünite olarak asitler, bazlar ve tuzlar konusunu görmüştük arkadaşlar. Yazılı sorularının büyük çoğunluğu bu ünite üzerinden gelecek zaten. Asitler ve bazları tanımlamıştık. pH hesapları hesaplamaları değil de pH üzerine konuşmuştuk. İndikatör kavramından bahsetmiştik. Asitlerin bazların sulu çözeltilerine değerlendirmiştik. Ardından asitlerin bazılarını yaptığı tepkimeler üzerine konuşmuştuk ve bazı metalleri özellikle ezbere bilmemiz gerekiyordu. Günlük hayatta asitler ve bazlar bunlarla çalışırken ölmemiz, almamız gereken önlemler üzerine konuşmuştuk ve tuzları bazı tuzlar üzerinden özellikle derlemiş ve birazcık ezber yapmıştık. Kimya her yerde ünitesi Hepsi senenin son ünitesi zaten burada da temizlik maddeleri ve polimerler karşımıza çıkacak soruların başlıklarını oluşturuyor. Şöyle bir tekrara girecek olursak o zaman öncelikle bir özetimizi yapalım. Özetten sonra da sorularımızı hep birlikte çözelim. Karışımları homojen ve heterojen olmak üzere iki başlıkta incelemiştik. Homojen karışımlara çözelti adını veriyorduk. Tuzlu su, hava veya bütün alaşımlar homojen karışımlara örnek verilebiliyordu. Heterojen karışımlar ise katı katı heterojen karışımlar basit ya da adi karışımlar olarak, e, katı sıvı heterojen karışımlar süspansiyon, sıvı sıvı heterojen karışımlar emülsiyon katı gaz veya sıvı gaz karışımlar aerosol ve askıda kalma durumu işte kan ve süt gibi örnekleri ise kolayit olarak değerlendirmiştik. Ve derişimlere gelecek olursak derişim birimi olarak kütlece yüzde hacimci yüzde ve ppm kavramları karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Burada diyorduk ki 100 gram çözeltinin içerisinde yer alan çözünen maddenin kütlesine biz aslında kütleci yüzde derişim adını veriyoruz. Bize bir oranı ifade ediyordu ve hesaplarken de çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı 100 yaptığımız zaman oradaki kütlece yüzde derişimi bulmuş oluyorduk. Şimdi ilk soruya bakacak olursak 40 gram su içeren 50 gramlık tuzlu su diyor. Bak şimdi pay kısmına ne yazacağız Çözünen maddenin kütlesini 50 gramın 40'ı suysa demek ki geri kalan 10 gramı tuzdur diyeceğiz e paydaya da 50 yazacağız e toplam 50 gramlık bir çözelti olduğu için bunu yüzde çarptığımız zaman kütlece yüzde derişimini bize söylemiş olacak demek ki kütlece yüzde 20'lik bir çözeltimiz varmış veya hacimce yüzde derişim diyorsa çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı yüz diyorduk bu defa arkadaşlar. 30 mililitre alkol varmış yani pay kısmı 30 yazacağız. E çözeltinin toplam hacmi 75'miş. Bunu işte yüzle çarptığımız zaman hacimce yüzde derişimi bulacağız. Yani elimizde yüzde kırklık bir çözelti varmış bunu anlamış oluyoruz. PPM ise milyonda biri ifade ediyordu. Bunu bulurken arkadaşlar çözünen maddenin miligram cinsinden kütlesini çözeltinin kilogram cinsinden kütlesine oranladığımız zaman kaç PPM olduğunu söylüyordu. Çok çok küçük derişimleri ifade ederken bunu kullanıyoruz. Şimdi 20 miligram zaten pay kısmına doğrudan bunu yazabiliriz. Payda kısmına 200 gramlık çözelti dediğine göre 0.2 kilogram yazacağız. Dolayısıyla da arkadaşlar 20 bölü 0.2'den bunu 100 ppm olarak hesaplamış olacağız. Karışımlardaki koligatif özelliklere gelecek olursak arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta neydi? Derişime bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellik diyorduk. Burada derişimi oluştururken de tanecik sayısı bizim için önemli olacaktı. Moleküler yapılar birebir olarak çözünürken ve bir molekül olarak e, suyun içerisinde dağılırken mesela sodyum klorür gibi bir tuzdan bahsediyorsak sodyum ve klor iyonlarını oluşturuyordu. Dolayısıyla aslında tanecik derişimi e, şekere göre iki kat fazla olması gerekiyor. Ya da MgCl2 gibi bir iyonik bileşik varsa magnezyum ve klorun kat sayılarına dikkat ettiğimiz zaman e, iki klor burada açığa çıktığı için işte şekerin üç katı taneciğin ortamda oluşmasını sağlıyordu. Derişimleri hesaplarken de bizim bu e, iyon derişimlerine özen göstermemiz gerekiyordu. Şimdi burada doma noktası ve derişim ilişkisi geldiğimiz zaman diyorduk ki bir çözeltinin derişimi ne kadar artarsa donma noktası o kadar düşük olur. Bunu kışın yolların tuzlanmasından anlayabiliriz. Kışın yolları neden tuzluyoruz? Donma noktası düşsün ki yollarda buzlanma olmasın diye. Ya da kışın uçakların alkolle yıkanması aynı şekilde donma noktasını düşürmek için yapılır. Ya da arabaların e, antifriz konmasının sebebi, radyatör suyunu antifriz koymasının sebebi yine donma noktasını düşürmektir diyorduk. Kaynama noktasına gelecek olursak bir çözeltinin derişimini artırırsan kaynama noktası da artıyor. Kaynayan suya tuz atınca kaynamanın durmasının sebebi buydu çünkü daha yüksek bir kaynama noktasına sahip oluyor. Ya da arabalara antifriz koyulmasının bir diğer sebebi de kaynama noktası yükselsin de basınç oluşturmasın diye uyguladığımız yöntemlerde... Bir diğer koligatif özelliğimiz ise ozmatik basınçta ne diyorduk burada? E, derişimi yüksek olan çözeltinin derişimi düşük olan çözeltiye karşı daha doğrusu buradaki suya karşı uyguladığı M ve kuvvetine biz ozmatik basınç adını veriyorduk ve iki çözelti arasındaki derişim farkının ne kadar yüksek de ozmotik basınçta o kadar yüksek oluyordu. Karışımları ayrıştırma tekniklerine gelecek olursak, burada fiziksel özellikler devreye giriyordu. Mesela tanecik boyutu farkından yararlanarak eleme, süzme ve diyaliz gibi yöntemlerimiz vardı. Mıknatıslanma farkından yararlandığımız zaman arkadaşlar burada demir, nikel ve kobalt elementlerinin manyetik metaller olduğunu ve mıknatısın bunları çektiğini bilmemiz gerekiyor. Yoğunluk farkından yararlanarak da yüzdürme, ayırma önüsü ve aktarma gibi yöntemleri kullanıyorduk. Erime noktası farkını sadece alaşımlar için kullanıyoruz arkadaşlar. Bir alaşım oluşturan iki metalin erime noktası farkından yararlanarak birini sıvı hale getirerek bileşenlerini ayır biliyorduk. Kaynama noktası farkına geldiğimiz zaman basit ve ayrımsal damıtma şeklinde iki yöntemimiz vardı. Katı sıvı çözeltilerde basit damıtma, sıvı sıvı çözeltilerde ise ayrımsal damıtma yöntemlerini kullanıyorduk. Çözünürlük farkına gelecek olursak burada da kristallendirme, ayrımsal kristallendirme ve özütleme yöntemleri karşımıza çıkıyordu. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine gelecek olursak arkadaşlar öncelikle asitleri ve bazları şöyle bir tanıyarak girmiştik. Günlük hayatta sirke, limon gibi asit örnekleri varken sabun ve deterjanlar bazlara örnek olarak verilebiliyordu. Sudaki iyonlar haşart iyonu oluşturan maddeleri ha, asit, OH iyonu oluşturan maddeleri ise baz olarak tanımlamıştık. Asitlerin tatları ekşiyken bazıların tadı acıydı. Turnusol kağıdına asitler kırmızı renk verirken bazılar mavi renk veriyorlardı. Ve 25 santigrat derece sıcaklıkta pH 7'den küçük olan çözeltiler asidik, büyük olan çözeltiler bazik özellik gösteriyordu. Tam 7 ise de nötr bir çözelti vardı elimizde. Ve sudaki çözeltisinin elektriği iletkenliğine geldiğimiz zaman her ikisi de suda iyonlar oluşturacağı için elektriği iletebilen çözeltiler oluşturuyorlardı indikatör ve ph kavramlarına gelecek olursak indikatör renk değiştirerek ortamın asit mi yoksa baz mı olduğunu söyleyen çözeltiler ya da maddelerdir arkadaşlar. Burada ezbere bilmemiz gereken sadece turnusol kağıdı var. E, asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk alan bir indikatördür. Diğerlerini tabii ki ezbere bilmemize gerek yok ama nitelik olarak renk değiştirdiklerini bilmemiz gerekiyor. Mesela fenolftalein gibi bir yapay indikatör asidik ortamda renksizken bazik ortamda pembe renk alıyor ama çay ve kırmızı lahana suyu gibi e, baz bazı maddelerde e, doğal indikatör görevi üstleniyor çay asidik ortamda sarı bazik ortamda kahverengi renk alırken lahana suyu asidik ortamda kırmızı bazik ortamda yeşil renge sahip oluyor bu şekilde de ortamın asitliğini bazlığını denetlemiş oluyoruz ve pH konusuna gelecek olursak dedik ki 25 santigrat derece sıcaklıkta pH 0 ile 14 arasında değerler alır 7'den küçük olan maddeler asidik özellik gösterirken 7'den büyük olan maddeler bazik özellik gösterir tam 7 ise nötralliği bizim için ifade eder. Bunların tepkimelerine gelecek olursak öncelikle bir nötralleşme tepkimelerinden bahsediyorduk. Dedik ki asitle baz tepkimeye girip tuz ve su oluşturuyorsa buna nötralleşme tepkimesi denir. Mesela HCl ve NaOH'ın tepkimesinden NaCl tuzu oluşurken açığa su molekülü çıkıyordu. Bu o yüzden bir nötralleşme tepkimesiydi. Ya da H2SO4'e bakacak olursak şöyle bir şey diyorduk. İki tane hidrojen bir tane OH varsa bizim önceliğimiz buradaki eşitliği sağlamak. Yani KOH'ın katsayısını iki yapmak. Demek ki K2SO4 tuzuna karşılık 2H2O molekülü uçağa çıkacak ki buradaki nötralleşmeyi denkleştirmiş ve tamamlamış olalım. Her zaman için bazın katyonuyla asidin anyonu birleşerek bu tuzu oluşturuyordu çünkü. H3PO4 MgOH2'yi birleştireceksek arkadaşlar ne diyorduk? 2 tane OH var o zaman H3PO4'ün kat 2. Burada da 3 tane H3PO4 hidrojen var daha doğrusu. O zaman MgOH2'nin kat sayısını 3 yazalım ki H şartı ve OH sayıları eşitlensin. Demek ki bazın katyonu yani Mg3 olacak ve asidin anyonu PO4 altına da 2 yazacağız. Bu bize tuzu verecek. Artı toplamda 6 tane H artı ve 6 tane OH oluştuğu için artık 6H2O bizim tepkimemizin denkleştirilmiş hali oluyordu. Metallerle verdikleri tepkimelere gelecek olursak arkadaşlar burada metal gruplarını biraz ezberlememiz gerekiyordu. Altın ve platin soy metallerdi ve hiçbir asitle ya da bazla tepkime vermiyordu. Yarı soy metaller gümüş, bakır ve civaydı. Hiçbir asitle bazla tepkime vermezken sadece iki tane istisna önemli tepkimemiz vardı. HNO3 ve H2SO4 ile tepkime veriyorlar bunlar ve her biri tuz ve suyun yanı sıra eğer HNO3 ile tepkime verdiyse NO2, H2SO4 ile tepkime verdiyse de SO2 gazını açığa çıkararak bu tepkimeyi tamamlıyorlar. Alüminyum çünkü o kurşun krom kalay ve berilyum amfoter metal özellik gösteriyordu ve bunların özelliği hem asitlerle hem bazlarla tepkime vermeleriydi her iki tepkimeden de tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı ve bunların dışında kalan bütün metalleri de aktif metaller olarak adlandırıyorduk bunlar da sadece asitlerle bu tepkimeyi verirken bazlarla tepkime vermiyorlardı ve asitlerle tepkimelerinden hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı. Hayatımızda asitler, bazlar ve tuzlara gelecek olursak arkadaşlar, hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit ve asetik asit bilmemiz gereken önemli yaygın asitlerdir e, hidroklorik asidi tuz ruhu, sülfürik asidi zaç yağı, nitrik asidi kezzap ve asetik asidi de e, sirke asidi olarak biliyorduk. E, deri inşaat, PVC ve temizlik hidroklorik asidin kullanıldığı alanlar gübre, akü, patlayıcı ve petrol sülfürik asidin, gübre, dinamit ve plastik nitrik asidin, polimer, gıda, mürekkep ve tutkal ise asetik asidin kullanım alanlarını bize e, veriyordu arkadaşlar. Bazılara gelecek olursak sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit ve amonyak bilmemiz gereken önemli bazı ...bazılardı arkadaşlar. Süt kostik, potas kostik... Ee, ...sönmüş kireç ve... Ee, ...amonyak olarak yaygın adlarını... ...biliyoruz. Sabun kağıt, boya, petrol... ...sodyum hidroksitin, arap sabunu... ...tarım ilacı, gübre, pil... ...potasyum hidroksitin, ee, inşaat... Kağıt, boya, kalsiyum hidroksitin, gübre, ilaç, gıda ve temizlik ise amonyağın kullanım alanlarıydı. Önemli tuzlara gelecek olursak sodyum klorür, sodyum karbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum klorür çözeltileri. Yani e, sofra tuzu, çamaşır sodası, e, kireç taşı ve nişadır bizim önemli tuzlarımızdı yaygın adlarıyla değerlendirecek olursak. Margarin, deri, gıda ve serum, sodyum klorürün, artıcı özellik, beyaz sabun, gıda ve cam, sodyum karbonatın, inşaat, heykel ve tebeşir kalsiyum karbonatın ve e, gübre, pil ve şampuan ise amonyum klorürün yani niş adının kullanım alanlarına örnek olarak verdiğimiz değerlerdi. Kimya her yerde ünitesine gelecek olursak arkadaşlar bu bizim son ünitemizdi e, bu sene için. Burada temizlik maddeleri ve polimerler karşımıza çıkmıştı. Temizlik maddeleri olarak öncelikle sabun ve deterjanlardan bahsetmiştik. E, hayvansal veya bitkisel yağ asitlerinin sodyum hidroksitle verdiği tepkimelerden katı sabun ee, yine aynı şekilde aynı yağların potasyum hidroksitle verdiği tepkimelerden ise Arap sabunu yani sıvı sabun elde ettiğimizi ve e, molekül yapılarının hidrofil ve hidrofob kısımlardan oluştuğunu bu sayede de e, kirlerin suyun içerisinde çözünebilir hale getirilmesini sağladıklarını belirtmiştik. Çok benzer şeyi deterjanlar için söylüyoruz sadece deterjanlar e, petrol ürünlerinin sodyum hidroksitle tepkimesinden elde edilen maddelerdi. Ee, bu şekilde onlar da hidrofil ve hidrofob kısımlardan oluşuyor. Ve her ikisi de yüzey aktif özellik gösteriyor. Yani yüzey gerilimini azaltıcı etkilere sahiplerdir demiştik. Bunun dışında çamaşır suyu ve kireç kaymağı şeklinde iki tane temizlik maddemiz var. Bunların amacı hijyen sağlamaktı arkadaşlar. NaClO ve CAO, CaClO2 şeklinde e, formüle sahipler. E, amaçları mikropları öldürmek ve e, hijyen sağlamaktı. Polimerlere gelecek olursak monomer dediğimiz küçük molekül yapılarının birleşerek çoklu molekül yapılarını yani aslında binlerce monomerin bir araya gelip e, tek bir büyük molekül yapısını oluşturmasına verdiğimiz attı burada oluşan ürünlere de polimer adını veriyorduk arkadaşlar ve plastiklerin aslında yapısını e, bunlar oluşturuyordu kauçuk PVC PE yani polietilen polivinil klorür teflon Polietilen, tereftalat, polistiren veya Kevlar gibi polimerler yaygın olarak kullanılıyordu ve kullandığımız bu polimer malzemelerin yani plastiklerin ise geri dönüşüm sembollerinin içerisindeki harflerle e, sayılarla ilişkileri vardı. Bu sayılar sayesinde hangi polimerin kullanıldığını dolayısıyla da geri dönüşümde hangisini kullanmamız gerektiğini anlıyorduk. Şimdi gelin geçelim sorularımızı bir çözmeye başlayalım bakalım. İlk soru olarak karşımıza ne çıkmış aşağıda ismi verilen karışımların hangi karışım türünün örnek olduğunu belirtiniz demiş. Şimdi ihtimallerimiz neler? Homojen bir karışımsa çözelti, heterojen karışımlarsa alt başlıklarına gideceğiz. Şimdi tuzlu su diyorsa homojen bir karışımdır. O zaman tek bir ihtimal var zaten bunu çözelti olarak adlandıracağız. Sütten bahsediyorsak bak kan, süt, mayonez gibi örnekler karşımıza çıktığı zaman... ...burada askıda kalma durumundan bahsedildiği için koloid adını verecektik. Sistem bahsediyorsak eğer e, siz sıvı ve gaz arasında oluşan heterojen bir karışım olduğuna göre... Aerosol yapısı var karşımızda yani heterojenin bir alt başlığı aslında. Çamur katı sıvı heterojen bir karışım olduğu için süspansiyon olarak adlandırılması gerekiyor ve benzin e, su çözeltisi karışımına geldiğimiz zaman bu defa da sıvı sıvı heterojen bir karışım olduğu için emülsiyon olarak adlandırılan bir karışım olacak karşımızda. Bir diğer soru derişimlerle ilgili gelmiş. 40 gram şekerin 360 gram su içerisinde çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde şeker derişimini işlem basamaklarını göstererek hesaplayınız demiş. Arkadaşlar kütlece yüzde derişim hesaplayacaksak ne yapıyorduk? Çözünen maddenin kütlesini pay kısmına yazıyorduk. Yani 40 yazdık. Paydayı ise toplam kütleyi yazıyorduk unutmuyoruz toplam çözelti kütlesini yazıyoruz 360 artı 40'dan 400 gramlık bir çözelti varmış bunu yüzde çarptığımız anda bize kütlece yüzde derişimini verecekti o zaman doğrudan kütlece yüzde onluk bir çözeltiye sahip olduğumuzu hesaplayabiliriz. Bir sonraki soru demiş ki tuzlu su ve alkol su karışımlarının bileşenlerine ayrılabilmesi için kullanılması gereken yöntemleri ve bu yöntemlerde faydalanılan fiziksel özellik farklarını belirtiniz. Bak elimizde bir tuzlu su var. Yani elimizde katı sıvı homojen bir karışım var. Diğer tarafta da alkol su karışımı var. Yine bir çözelti ama bu defa sıvı sıvı homojen çözelti. Eğer... E, katı sıvı bir homojen karışım varsa bizim elimizde burada kaynama noktası farkına yükleniyorduk ve basit damıtma yöntemine ilerliyorduk arkadaşlar. Basit damıtma sayesinde suyu buharlaştırıp tekrar yoğuşturarak e, tuzdan uzaklaştırabiliyorduk. E, burada kullandığımız e, fiziksel özellik farkı ise tabii ki kaynama noktası farkı oldu arkadaşlar. Aynı şeyi aslında alkol su içinde kullanacağız. Ancak burada kaynama noktası farkından yararlanırken basit damıtma bizim için yeterli olmayacak. Onun yerine her ikisi de sıvı olduğu için ayrımsal damıtma yöntemine ihtiyaç duyacağız ve ayrımsal damıtma yönteminde de yine az önce belirttiğimiz gibi kaynama noktası bizim ihtiyaç duyduğumuz fiziksel özellik farkını sağlayacaktı. Bir sonraki soruya geçecek olursak asitler ve bazlarla ilgili bir soru var karşımızda. 2 mol sodyum hidroksit içeren bir çözelti ile 2 mol sülfürik asit içeren bir çözeltinin tepkimesinden oluşacak tuzun formülünü ve son durumda ortamın asitlik bazlık durumunu belirleyiniz demiş. Hemen ne yapıyoruz? Tepkimeyi bir alıp denkleştirmemiz gerekecek arkadaşlar. NaOH var ve karşısında da H2SO4 var. Bu tepkimeyi yazmamız gerekiyor. Ne yapıyorduk? Şimdi burada iki tane H var. Burada bir tane OH var. Bunların birbirine eşit olması lazım. O zaman sodyum hidroksitin kat sayısına 2 yazmamız yeterli olacak. Şimdi açığa çıkacak tuzu nasıl belirliyorduk? Katyon her zaman bazdan gelir. Yani sodyum bizim katyonumuz olacakmış ve iki taneymiş. Hemen bunun altına yazabiliriz. Anyon her zaman asitten gelir. SO4 anyon olarak geliyormuş. Altında zaten herhangi bir şey yazmaya gerek yok. Artı su çıkacak. İki tane H artıya karşılık iki tane OH geleceği için suyun kat sayısının iki olması gerekiyormuş. Şimdi bize diyor ki başlangıç itibariyle yani tepkime hiç başlamadan her ikisinden de ikişer mol var. Bunlardan zaten elimizde yok. ...sonrasında bu tepkimenin tamamen bitmesini bekliyoruz öyle değil mi? Burada o zaman sınırlayıcı bileşen belirlememiz gerekiyor. Yani değişim durumuna geldiğimiz zaman diyeceğiz ki kat sayısı 2 olan... ...sodyum hidroksitten tamamen harcadığımız zaman... E, ...sülfürik asitten sadece 1 mol harcasak yeterli olacak. Buna karşılık kat sayısı 1 olan sodyum sülfattan 1 mol oluşurken... ...2 mol de su oluşacak. Yani öyle bir tepkime ve son durum oluştu ki... Sodyum hidroksinin tamamını kullandık bitti. Sülfür kesitin sadece bir molünü kullandık. Elimizde hala bir mol e, sülfür kesit var. Sodyum sülfü fadan bir mol var ve 2 mol de su var. Şimdi e, bizden tuzun formülünü istemişti. Tuzun formülü Na2SO4. Onu belirlemiş olduk zaten. Peki ortamın asidik mi bazik mi olduğuna nasıl karar vereceğiz? Diyeceğiz ki arkadaşlar bu birinci sorumuzdu zaten. E, arta kalan madde Asit olduğuna göre ortam asidik bir yapıya sahip olmalıdır. Yani pH'ının 7'den küçük olmasını ya da turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirmesini beklediğimiz bir ortamımız olacak. Asitlerin bazılarının metallerle verdiği tepkimelerle ilgili bir soru var karşımızda. Aşağıdaki tepkimelerden açığa çıkması beklenen gazları belirtiniz diye bir soru var. E ne diyeceğiz arkadaşlar? Metalleri gruplarına ayırarak bir incelememiz gerekecek. Şimdi alüminyum bir amfoter metaldi ve amfoter metaller hem asitlerle hem bazlarla hidrojen gazı açığa çıkararak tepkimeye giriyorlardı. Çinko ve sodyum hidroksit. Çinko yine bir amfoter metaldi ve amfoter metallerine dedik asitlerle de bazlarla da tepkimeye girer ve ikisinden de H2 gazı açığa çıkarırlardı. Magnezyum bir aktif metal. Aktif metaller asitlerle hidrojen gazı açığa çıkarırken bazlarla tepkime vermiyordu. KOH bir baz olduğuna göre buradan herhangi bir tepkime dolayısıyla herhangi bir gaz çıkışı beklemeyeceğiz. Demir bir aktif metal. E, karşısında bir asit var. Asitlerle tepkimeye giren aktif metaller hidrojen gazı açığa çıkarırlardı. Gümüş bir yarı soy metal. Yarı soy metaller sadece nitrik asit ve sülfürik asitle tepkimeye girerlerdi. Nitrik asitle tepkimelerinden NO2 gazı açığa çıkarırken yine bakır da bir yarı soy metal olduğu için sülfürik asitle tepkimesinden SO2 gazı açığa çıkarmalarını bekleyecektik arkadaşlar. Şuna dikkat. Mesela demirle sülfürik asit tepkimeye girseydi açığa çıkan gazın gene H2 olmasını bekleyecektik. Bu NO2 ve SO2'yi ancak yarı soy metallerin bu asitlerle tepkimesinden bekleyeceğiz. Bir diğer soruya gelecek olursak aşağıda görseli verilen güvenlik uyarı işaretlerinin anlamlarını ve bu işareti taşıyan maddelerle çalışırken alınması gereken önlemleri belirtiniz arkadaşlar. Şu işaret ne demekti? Bu aşındırıcı bir madde olduğunu simgeliyordu bizim için. Metal yüzeylere ve cilde aşındırıcı etkiye sahiptir diyorduk. Şöyle bir işaret ...onun toksik yani zehirli bir madde olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla e, buna da çalışırken önlemler almamız gerekiyor. Ve ünlem işaretini görüyorsak bu da onun tahriş edici bir madde olduğunu gösteriyordu. O zaman ne yapmamız lazım? Kesinlikle ciltten uzak tutmamız gerekiyormuş mesela. Ki bize aşındırıcı veya tahriş edici bir etki olmasın. Ya da e, bundan çıkan gazları solumamalıyız arkadaşlar... E solunmayacağız ki zehirlenmelerimize sebep olmasın ya da işte metal yüzeylerden uzak tutmalıyız gibi birçok önlem alabiliriz ya da eldiven takmalıyız. onlarla çalışırken gibi önlemlerden bahsetmemiz gerekecek. Bir diğer soruya gelecek olursak, NaCl, Na2CO3 ve nahco 3 formülüne sahip tuzların yaygın adlarını belirterek kullanım alanlarına örnekler veriniz demiş. Hemen NaCl ile bir başlayalım arkadaşlar. Neydi NaCl az önce zaten sayfamızda da vardı. Sofra tuzu olarak gördüğümüz, bildiğimiz tuz yapısıydı bu. Sofra tuzu, sodyum hidroksit ve hidroklorik asidin tepkimesinden ortaya çıkan nötr bir tuzdu. Ve gıdalarda kullandığımız bir tuzdu mesela. Nerede kullanıyoruz? Gıdalarda kullanıyoruz. İşte ya da deri işlemeciliğinde kullanıyoruz. Ya da yolları tuzlamak için kullandığımız tuz, sodyum klorür tuzuydu. Na2CO3 arkadaşlar, sistematik adı olarak sodyum karbonat... E, şeklinde bildiğimiz bir tuz yapısıydı. Kendisini e, yaygın ad olarak çamaşır sodası olarak biliyoruz. E, adı üzerinde zaten çamaşır sodası nerede kullanılıyor? En çok karşımıza çıkan e, kullanım alanı temizlik olacak. NaHCO3 formülle gelecek olursak sodyum bikarbonat bileşiği arkadaşlar. Bunu da yaygın olarak yemek sodası olarak biliyoruz. Yani sodyum karbonatın kardeşi diyebiliriz. Ee, bu temizlikte kullanılırken sodyum e, bikarbonat tuzunu e, aslında karbonat olarak bildiğimiz madde bu. Yine gıdalarda kullandığımız e, bir tuz yapısıdır diyebiliriz. Bir diğer soruda demiş ki bize sabun ve deterjanların birbirinden farklı ve birbiriyle ortak özelliklerin ikişer örnek yazınız. Şimdi farklı özelliklerine ve ortak özelliklerine şöyle ayrı ayrı değerlendirecek olursak birincisi en önemli farkları arkadaşlar sert suda sabun çözünmez ya da daha doğrusu e, köpürmez köpürmediği için de temizlik yapamaz bu, bu mesela bu en önemli farklarından birisi e, elde edildikleri maddelere gelecek olursak sabunlar e, yağlardan elde edilir hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilirken deterjanlar Nereden elde ediliyordu arkadaşlar? E, kimlerle sodyum hidroksitin tepkimesinden? Petrol ürünlerinden elde ediliyordu. E, bu yüzden mesela bir madde olarak da şunu söyleyebiliriz. Sabunlar bir kaynak bağımlılığına sahip değiller. Bir kaynağı yok. Sadece yağ üretmeye devam etmen yeterli ama deterjanlar için petrole bağlı olduğu için e, bir bağımlılığa sahip bir kaynak kısıtlaması e, deterjanlar için var. Ortak yönleri nedir arkadaşlar? İkisi de hidrofil ve hidrofob kısımlar içerir. Hidrofil pardon. ve hidrofob kısımlar içerir. Bu sayede zaten e, temizlik yaparlar ve yine hidrofil ve hidrofob kısımlara sahip olmalarından dolayı bunlar yüzey aktif özellik gösterirler. Dolayısıyla da aslında suyun yüzey geriliminin düşmesine e, sebep olurlar. Bunları da ortak noktalar olarak değerlendirebiliriz. Tetraflo eten monomerinin el, monomerinden elde edilen polimer maddenin adını belirterek kullanım alanlarına örnek veriniz diye sormuş. arkadaşlar e, Tetraflo eten polimerleştiği zaman politetraflo eten mon, molekülüne yani polimerine e, dönüşür diyebiliriz ki kendisini biz teflon olarak biliyoruz. Politetraflo eşittir teflon. Nerede kullanıyoruz biz bunu peki yanmaz yapışmaz tava ve tencerelerde kullanıyoruz. Hemen bu şekilde örnek olarak yapıştırabiliriz. Hemen birkaç tane test sorusu çözelim birlikte. Bir tepkime vermiş bize ve bu tepkimeyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi XO maddesini su ile tepkimeye soktuğumuz zaman XOH gibi bir yapı oluşuyormuş. Şimdi XOH2'nin bazik özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla suda çözündüğü zaman bir bazın oluşumuna sebep olan maddenin e, tabii ki bazik özellik göstermesini bekleriz. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. Oluşan çözelti elektrolittir. Asitler ve bazların ortak özelliğiydi zaten çözeltilerinin elektriği iletebiliyor olmaları ve XO bazik oksittir. E, oluşturduğu madde bazik olduğuna ve kendisi de oksit olduğuna göre bu da doğru bir ifade olacak. Yani cevabımız nedir? Muhtemelen X bir metaldir diyebiliriz çünkü metal oksitler bazik özellik gösterir diyor. Bir diğer soruya gelecek olursak kütlece %40 şeker içeren 250 gram çözelti Şekerli su çözeltisinden 30 gram su buharlaştırılıp 20 gram daha şeker çözünürse yeni çözelti kütlece yüzde kaç şeker içerir arkadaşlar? Ne yapalım? Öncelikle şu yöntemle gidelim. E kütlece yüzde 40 şeker içeriyormuş ve 250 grammış. Ne kadar şeker var ne kadar su var? Öncelikle bir onu bulalım. O zaman şekerin kütlesine x dersek ve çözeltinin toplam kütlesinin 250 olduğunu biliyorsak bunu yüzde çarptığımız zaman bize... 40 değerini vermesi gerekiyor ki zaten aslında doğru ifadeyi yakalayalım. O zaman şu sıfırlar sadeleşir. Bu sıfırlar sadeleşir. X değeri 25 çarpı 4'ten 100 olarak bulunur. Yani bizim başlangıçta su ve şeker kütlelerini şöyle ayrı ayrı yazacak olursak elimizde demek ki 100 gram şeker varmış. Demek ki geri kalan 150 gramımız da suymuş. Şimdi ne yapmışız biz buna? Diyoruz ki 30 gram suyu buharlaştırıyoruz. Yani buradan eksi 30 yazacağız. Buna karşılık 20 gramda şeker çözüyormuşuz. Artı 20 yazacağız. Yani son durumda bizim elimizde 120 gram su oldu. 120 gram da şeker oldu. Bunun kütlece yüzde derişimini bulmaya çalışıyoruz. Yani elimizde 120 gram şeker var. Toplam kütle de 240. Bunu yüzle çarptığımız zaman bize kütlece yüzde derişimini söyleyecekti ki yüzde 50 olarak buluruz. Zaten çözeltinin yarısının şeker olduğunu buradan anlamış olduk. Bir diğer soruya gelecek olursak aşağıdaki maddelerden hangisinin su çözeltisi cam bir kapta saklanamaz diyor arkadaşlar. E, cam asidi olarak bildiğimiz asit hidroflorik asitti camla ya da toprakla ya da seramikle tepkime verebilen tek asit oydu. Dolayısıyla cam bir kapta saklayamayacağımız tek asitti hidroflorik asitti bu kısmı da unutmuyoruz. O zaman geçelim arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soru tiplerine çok benzer soruları hep birlikte bir çözelim bakalım. E ee, hacimce %20'lik 200 ml etil alkol sulu çözeltisinin hazırlanma aşamalarını sırasıyla yazınız arkadaşlar. Buna çok benzer bir soruyu e, Milli Eğitim Bakanlığı da açıklamıştı. Dolayısıyla karşımıza gelme ihtimali de hiç düşük değil. Peki ne yapacağız? Şimdi hacimce yüzdesi belli olan bir çözelti hazırlamaya çalışıyoruz ya biz. Ve e, elimizde de 200 mililitrelik e, bir çözelti oluşmasını bekliyoruz. Öncelikle bir hangisinden ne kadar olacak, onu bir hesaplayalım. Mesela şöyle gidelim, e, 200 mililitrelik bir çözelti var ve x bizim burada kullanacağımız alkol ifadesin. 200 bölü x çarpı 100 bize 20'yi vermeli. Yüzde 20'sini bu şekilde e, oluşturmalıyız. Bunu biliyoruz. O zaman şu sıfırlardan kurtuluruz. Ve X'in öncelikle 40 olduğunu buluruz. Yani demek ki elimize 40 mililitre alkol olmalı. O zaman adım adım gidecek olursak biz ne yapacağız? Öncelikle 40 mililitre alkolü alacağız. Öyle değil mi? Nerede alacağız? E, i̇şte bir dereceli silindirde olabilir. Ya da bir kabın içerisinde alabilir. Bunu alırız. Ondan sonrasında da e, hacim. 200 mililitreye gelene kadar su eklemeye devam ederiz. Hacim 200 mililitre olana kadar su ekleriz. Dolayısıyla bizim artık 200 mililitre hacmindeki bir çözeltimiz vardır ve burada kullandığımız 40 mililitrelik alkol sayesinde hacimce yüzde derişimimiz yüzde 20'lik olmuştur. Çözeltimiz hayırlı olsun. Bir sonraki soruya gelecek olursak sabunların genel özelliklerinden üçünü yazınız demiş. Arkadaşlar bunu deterjan içinde söyleyebilir ya da işte Arap sabunu diye özelleştirebilir. Ne yapacağız? Sabunlar ve deterjanlar için ortak özellikten gidebiliriz. Hidrofil ve hidrofob kısımlar içermeleri bunların en önemli özelliği arkadaşlar. Yani hem polar hem apolar uçları içeriyorlar. Bunu yazalım. Bu özellik bizi nereye götürüyordu? Hem hidrofil hem hidrofob kısımlar içerdikleri için yüzey aktif özelliğe sahip oluyorlardı. Yani yüzeydeki e, gerilimi, suyun yüzey gerilimini e, azaltma gibi bir özellikleri vardı. E, bu niteliklerinden dolayı ayrıca e, sabunlardan bahsedecek olursak kimlerden elde ediliyorlardı? Nasıl elde ediliyorlardı? E, yağlardan elde ediliyorlardı ve Yağlar herhangi bir kaynak bağımlılığı oluşturmadığı için kaynak bağımlılığı olmaması e, onlar için çok önemli bir özelliktir. Çünkü yağları üretmeye devam edebiliriz. Yeter ki bitki üretmeye devam edelim. Karşımıza yağları getirecektir. Onlardan da biz e, sabun üretme şansına sahip olacağız. Olumsuz tek noktaları neydi peki sabunların üretimi? deterjanlarla kıyaslandığı zaman e, bunlar sert sularda çözünmüyorlardı, köpürmüyorlardı dolayısıyla da temizleme kapasiteleri düşüktü. Sabunlarla ilgili başka ne söyleyebiliriz? Hani deterjanlarla kıyasladığımız zaman cilde ve deriye e, ve kıyafetlere çok daha az veriyor zarar veriyorlar. E, deterjanlarla kıyaslandıkları zaman bunu da bir özellik olarak ekleyebiliriz. E, veya daha ucuz olmaları yine tabii ki ekstra bir özellik olarak değerlendirilebilir. Bir diğer soruya bakacak olursak bize bir tepkime vermiş diyor ki denkleştirilmiş tepkimesindeki X maddesinin kullanım alanlarından üçünü yazınız. O zaman öncelikle biz bu X maddesinin ne olduğuna bir karar vermemiz gerekiyor. Şimdi bir tuz yapısı var. Sodyum hidroksit ve karbonik asidin tepkimesinden oluşmuş. Kat sayımız da 2 arkadaşlar. Demek ki aslında e, H+ artı ve OH eşit sayıda kullanıldığı için tam denkleşmiş bir tepkime olacak. Karşımızda demek ki X maddesinde e, iki tane sodyum olması gerekiyor molekül şey bileşin yapısında ve bir tane de karbonat olması gerekiyor. Çünkü buradaki OH'larla H+ Zaten suyu oluşturdular. Şimdi X maddesi buymuş. Yaygın adı neydi? Hatta onu da yazalım. Çamaşır sodası olarak bildiğimiz maddeydi bu madde arkadaşlar. Çamaşır sodasını peki e, biz nerede kullanıyorduk? Hangi e, işlevlere yarıyorlardı? Hangi e, özelliklere sahiplerdi arkadaşlar? Öncelikle bir beyaz sabun üretiminde kullanabildiğimiz maddelerden biriydi. Bunun dışında cam üretiminde kullanabiliyorduk arkadaşlar bunun dışında tabii ki temizlik maddesi olarak doğrudan da kullanılma şansına e, sahiplerde bunları yazabiliriz. Tabii ki yazabileceğimiz birçok e, farklı örnekte karşımıza çıkar. O zaman ne yapıyoruz? Sorularımızı tamamladığımıza göre ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.